Hello friends, in this course we are gonna study can. Şimdi merhaba arkadaşlar, bu derste can işleyeceğiz. Can, ebilmek, olabilmek. Bunlara can, daha önce gördüğümüz may, might, will, bunlara models diyoruz. Yani models, yardımcı fiil ya da kiplik diye de çevirebiliyoruz Türkçe'ye. Şimdi kural olarak aynı will'de olduğu gibi kendinden sonra fiil verb 1 gelir her zaman için. Nasıl ki will gelecek zamanı bize gösteriyor. Yani I will go derken gideceğim. Ya da I may go derken gidebilirim. Can'in de anlamı hemen hemen aynı anlam. Ancak burada biraz daha iş değişiyor. I can dediğiniz zaman yani yapabilirim, edebilirim, o kabiliyet bende var ya da o güç, kuvvet bende var anlamında. Şimdi can you use computer, bilgisayar kullanabilir misin derken yani size bu yetenek var mı anlamında, kullanabilir misin? Eğer olumlu ise yani positive answer, yes I can use it. Gördüğünüz gibi can, verb one, bütün şahıslar için aynı. Negative answer ya da no, I cannot use it ya da kullanamam. Can you speak Spanish? İspanyolca konuşabilir misin? Yani bu yetenek sende var mı anlamında. Can you play the violin? Keman çalabilir misin? Şimdi hep sorularla girdik ama bunların positive, negative question kısmını da göreceğiz. Can you fly in the sky? Gökyüzünde uçabilir misin? Can you touch the ceiling? Tavan demek ceiling. Tavana dokunabilir misin? Can you count to five in Japanese? Can you count to five in Japanese? Japonca 5'e kadar sayabilir misin? Can you drive a car? Bir araba kullanabilir misin? Gördüğünüz gibi can başta olduğu zaman zaten direkt soruya dönüştürüyor. Burada subjectler hep you geldi. İster you olsun, ister I, she, he, hangi subject gelirse gelsin. Fiil her zaman verb one şeklinde. I have some money. Biraz param var. I can buy a book. Bir kitap alabilirim. Gördüğünüz gibi ben buna muktedirim. Niye? Param var. We have time and money. Vakit ve nakitimiz var. Ya da zaman ve paramız var. We can go to a movie. Bir filme gidebiliriz. Tom is strong. He can lift a heavy box. Tom güçlüdür. Ağır kutuyu kaldırabilir. Gördüğünüz gibi. Kaldırabilir. Şimdi, Yuko can speak English. Bu düzgün şekli demiş. Doğru şekli bu. Yani Yuko İngilizce konuşabilir. Ancak şöyle bir kullanım yanlış. Yani Yuko can to, yani infinitive almıyor. To speak dediğimiz zaman buna infinitively verb, yani infinitive diyoruz. To speak, to go, gelmek, gitmek gibi. Daha önce söylediğim gibi can'den sonra verb yalın olacak. Verb one. Infinitive olmuyor. Ya da Yuko can speaks as almış burada. Böyle kullanımı yok. Hep yarın halde gelecek. Alice cannot come. Alice gelemez. Ya da Alice cannot come. Böyle de yazabiliriz. Böyle de yazabiliriz. Ya da bunun kısaltılmışı Alice can't come. Cannot, can't, come. Şimdi ne demiş? Can express his ability and possibility. Yani muhtemel bir olayı ya da yapılabilecek bir durumu açıklar diyor. Ve her zaman için önce söylediğim gibi can'den sonra fiilin yalın hali kullanılıyor. Şimdi burada olumlu, olumsuz ve soru cümle kalıplarımız var. Yani subject gördüğünüz gibi can, verb, varsa object. Kuralımız bu. I can swim or they can swim.
Ben yüzebilirim. Onlar yüzebilir. She can swim. Ya da we can cook. Pişirebiliriz yani yemek pişirebiliriz. They can climb up trees. Ağaca ya da ağaçlara tırmanabilirler. He can use computer. Bilgisayar kullanabilir. Gördüğünüz gibi fiiller hep yalın geliyor. Olumsuz olduğu zaman da değişen bir şey yok. Sadece bir can'den sonra not getiriyoruz. We cannot ya da kısa şekli we can't diye okuyoruz bunu. We can't drive a car. Bir araba kullanabiliriz. Ya da she can't lift 80 kilograms. 80 kilogramı kaldıramaz. Soru olduğu zaman da kuralım şu. Daha önceden will ve may'de hatırlayacağınız üzere can'i başa alıyorum. Ve diğer kısımda hiçbir değişiklik yapmıyorum. Can you swim? Yüzebilir misin? Ya da can they cook? Yemek pişirebilirler mi? Can she use computer? O bilgisayar kullanabilir mi? Evet, can gördüğünüz gibi öyle kural olarak zor değil. Sadece yapabilmek, edebilmek ya da muhtemel bir şeyi anlatabilmek için kullanılıyor. Now, here we have an exercise. Şimdi bir alıştırmamız var. And it says, make sentences from the given words. Şimdi buradaki kelimelerle cümle oluşturacağız. Tabii, use can or can't. Yani olumlu ve olumsuz, can'le. Örnek, examples, örnekler vermiş. Bird sing. A bird can sing. Yani bir kuş ötebilir. Burada biliyorsun anlamı ötmek. A horse sing demiş. A horse can sing. Bir at ötemez. Şimdi bunları bakın şöyle ona göre örnekler yapmaya çalışın. Burada cümleler yapmaya çalışın. Burada bilmediğimiz kelime ne olabilir? Yani fly uçmak, drive a car araba kullanmak, newborn baby yeni doğmuş bir bebek, walk yürümek biliyorsunuz, breathe hava almak, breathe air hava almak. Swim zaten biliyoruz, yüzmek. Deaf person, sağır insan. Blind, kör ya da ama. Elephant, fil biliyorsunuz. Cat, climb trees, climb tırmanmaktı. Float, su üzerinde durma ya da yüzme anlamında. Yani su üzerinde durabilme, float'un anlamını. Şimdi bunlara bakarak cümleler oluşturmaya çalışın. Ben sadece söz söyleyeceğim ama siz önce bir cümlelerinizi oluşturun. Sonra ben söylerken de kontrol edin. Evet. A bird can fly. Can kullanıyorum. Kuş uçabilir. A cow can't fly. Can't. A child can't drive a car ya da a child cannot drive a car. An adult, adult yetişkin demek. An adult can drive a car. Şimdi bu can'ın okunuşu bazen can, bazen can diye de duyacaksınız bunu. I can ya da I can her ikisi de oluyor. Konuşma dilinde daha çok I can, can diye böyle duyacaksınız bunu. A fish can't breathe air. Bir balık hava alamaz. Çünkü suda durması gerekiyor. A fish can swim. Yüzebilir. A deaf person can't hear. Sağır bir insan duyamaz. A blind person can't see. Ama bir insan göremez. An elephant can swim. Fil yüzebilir. An elephant can't climb trees. Ağaçlara tırmanamaz. A cat can climb trees. A boat can float on water. Yani bir boat ya da kayık su üzerinde durabilir. A rock, taş ya da kaya parçası can't float on water. Evet, gördüğünüz gibi bunlar bu şekilde. Now, here in this exercise, and it says, make sentences about yourself.
Şimdi kendinizle ilgili cümleler oluşturacaksınız. Again, use I can or I cannot, I can't. Yapabilirim ya da yapamam cümlelerini oluşturacaksınız. Whistle, ıslık çalmak. Ride a bicycle, bisiklete binmek biliyorsunuz. Touch my ear with my elbow. Elbow, dirsek. Yani dirsekle kulağa dokunmak. Play the violin, keman çalmak. Play the kanun, kanun çalmak. Şu. Lift 75 kilogram. Drive a stick shift car. Stick shift car dedi, vitesli araba. Fix a flat tire. Flat tire, patlak lastik. Patlak lastiği tamir etme, fix. Swim, biliyorsunuz zaten. Float on water, önce geçti, su üzerinde durma. Ski, kayak yapma. Do arithmetic, arithmetic yani matematik işlemi yapma. Make a paper airplane, kağıttan uçak yapma. Sew a button on the on a shirt, bir gömlekte düğme dikme, sew dikmek. Dikkat edin, bu i ile yazılıyor. A ile olsaydı C'nin geçmiş hali olurdu. O zaman sew diye okurduk ama bu sew dikmek. Wiggle, sallamak. Wiggle my ears, kulaklarımı böyle oynatabilirim. Yani oynatmak, sallamak anlamında. Eat with chopsticks. Chopsticks dedi, bu çubuklar. Yani çubukla yemek. Şimdi bunlar yapabilir misiniz, yapamaz mısınız? Siz kendiniz cümlelerinizi oluşturacaksınız. Ben bunları yine söyleyeceğim bana göre. Ama siz kendinize göre yazarsanız iyi olur. I can whistle. I can ride a bicycle. I can't touch my ear with my elbow. I can't play the violin. I can't play the kanun. I can lift 75 kilograms. I can drive a stick shift car. I can fix a flat tire. I can swim. I can float on water. I can't ski. I can do arithmetic. I can make a paper airplane. I can sew a button on a shirt. I can't wiggle my ears. I can eat with my chopsticks. Şimdi wiggle daha çok yani kulak oynatma, bir de bu hayvanların kuyruğunu sallaması yani. O anlamda da kullanılıyor. Şimdi cümlelere bir bakalım. Bunlar doğru mu, yanlış mı? Doğruysa doğru diyeceğiz. Değilse değil. Yanlış diyeceğiz. Yani onun için true false kullanabiliriz. Evet. Eğer doğru ise true, değilse false. Yani yanlış, doğru, yanlış. Bunlar ikisini kullanmamız gerekiyor. Şimdi ne diyelim? Evet. Some birds can't fly. Doğru mu? Doğru. Bazı kuşlar uçamayabiliyor. Elephants can jump. Filler zıplar mı? False. Tigers can't swim. Kaplanlar yüzemez. False. An octopus can change colors. Ahtapot, yani bir ahtapot, renk değiştirebilir. True. Değiştiriyor. Kangaroos can walk. Kangurular yürüyebilir. True. Belgeselleri izlerseniz görürsünüz. Hem yürüyor hem zıplıyor. A baby kangaroo lives in its mother's pouch for a short time. Şimdi pouch dedi, şu kangurunun kesesi ya da kase diye de kesesi. Bebek bir kanguru
kısa bir süre annesinin kesesinde yaşar. Doğru mu? True. Some fish can climb trees. Bazı balıklar ağaca tırmanır. Belgesellerde evet bunu görmüştüm ben. O yüzden true diyorum buna. Horses can't sleep when they stand up. Atlar ayakta beklerken uyuyamaz. False. Uyuyorlar. Turtles can't live more than 100 years. Deniz kaplumbağaları 100 yıldan fazla yaşayamaz. False. Yaşıyor. Whales can hold their breath underwater. Balinalar su altında nefeslerini tutabilir. True. Okay. Şimdi burada kendi sorulara verilecek cevapları görüyoruz. Şimdi can you speak Arabic? Arapça konuşabilir misin? Kısa cevap, yes I can. Olumlu ise. Eğer olumsuz, yani negatif, no I cannot. Evet, yapabilirim. Hayır, yapamam anlamında. Uzun cevap zaten verebiliriz. I can speak, yes I can speak Arabic ya da no I cannot speak Arabic. Ama kısa cevap, yes I can, no I can't. Can'li soruları. Can Rosa come to the party? Rosa partiye gelebilir mi? Positive, short answer. Yes, she can. Evet, gelebilir. No, she cannot. Negatif, gelemez. Where can I buy a hammer? Hammer, çekiç demek. Bir çekiç nereden alabilirim? Kısa cevap, short answer. At a hardware store. Hardware store, hırdavat ya da hırdavatçı anlamında. Yani bu çekiç, çivi falan o tuşların satıldığı dükkan. When can you help me? Bana ne zaman yardım edebilirsin? Short answer, tomorrow afternoon. Gördüğünüz gibi böyle kısa cevaplar da verebiliriz. Now, question practice. Make yes, no questions. Give short answer. Şimdi yes, no soruları oluşturun ve kısa cevap verin diyor. Örnek, example. Can Jean speak English? Kendi soru. Yes, she can. Cevap bu geldiği için direkt kısa olarak böyle vereceğiz. Evet, konuşabilir. Can you speak French? Parantez içerisinde gördüğünüz gibi yapamadığına göre. No, I can't. Şimdi parantez içerisindeki verilen cevaplara göre soruyu oluşturup kısa cevap vereceğiz. Evet, bunları bir yapmaya çalışın. Sonra ben yapacağım. Birlikte bir karşılaştıralım. Evet. 1 ve 2 yapılmıştı. Number 3. Can you play the violin? Keman çalabilir misin? Burada gördüğünüz gibi the answer is negative. So, short answer. No, I can't. Hayır, yapamam. Şimdi bir kural var burada. Onu hatırlatmak istiyorum. Müzik aletlerinden önce hep the kullanıyoruz. Yani the violin, the kanun, the girar, yani gitar olsun, müzik aletleri varsa the piano, bu tür müzik aletlerinden önce, yani bunlar hep the ile birlikte kullanılıyor. Bunu da bilmiş olun. Answer positive. So can you whistle? Yes, I can. Islık çalabilir misin? Evet, yapabilirim. Can you go shopping this afternoon? Buradan sonra alışverişe gidebilir misin? You see the answer is positive. Yes, I can. Evet, yapabilirim. Yani çevirirken biz böyle çeviriyoruz. Can Jane ride a bicycle? Soru soruyorum. Jane bisiklete binebilir mi? The answer is negative. No, she cannot. Hayır, yapamaz. Can elephants swim? Yes, they can. Filler yüzebilir mi? Evet, yapabilirler. Can the students finish this exercise quickly? Öğrenciler bu alıştırmayı hızlı bir şekilde bitirebilirler mi? Yes, they can. Çünkü buradaki cevaplara göre olumlu, olumsuz kısa cevap veriyorum. Can the doctor see me?
Burada seni dediğine göre beni görecek mi? Yes, he can. Doktor beni görebilir mi? Evet, görebilir. Can you stand on your head? Başın üstünde ya da kafanın üzerinde durabilir misin? Yes, I can. Yapabilirim. Can you have pets in the dormitory? Yurtta hayvan olabilir mi? Yani hayvanınız olabilir mi? No, we can't. Hayır, olamaz. İzin verilmiyor. Okay, now we have an exercise. Şimdi aslında bu alıştırma sınıf içi bir alıştırma, ancak böyle bir imkanımız yok. Yani iki kişi bir araya geliyor. Partner A, partner B birbirlerine soru soracaklar. Can ile. Ancak böyle bir imkan olmadığı için ben şimdi size bunu soruyorum ve siz kendiniz yazarak cevaplayın. Can you ride a bicycle? Bisiklet kullanabilir misin? Can you play the violin? Keman çalabilir misin? Can you sing? Şarkı söyleyebilir misin? Daha önce de söylediğim gibi bu insanlarda sing olunca şarkı söylemek, kuşlarda olunca da ötmek anlamına geliyor. Yani bird can sing dediğiniz zaman kuş ötebilir. Ama I can sing, şarkı söyleyebilirim. Can you touch your knee with your nose? Burnunla dizine dokunabilir misin? Can you drive a stick shift car? Vitesli araba kullanabilir misin? Can you spell Mississippi? Mississippi'nin harflerini tek tek söyleyebilir misin? Can you swim? Yüzebilir misin? Can you ride a horse? Ata binebilir misin? Can you play the kanun? Kanun çalabilir misin? Can you whistle? Islık çalabilir misin? Can you touch your ear with your elbow? Dirseğinle kulağına dokunabilir misin? Can you fix a flat tire? Patlak bir lastiği tamir edebilir misin? Can you spell the teacher's last name? Öğretmenin soyadını tek tek söyleyebilir misin, harflerini? Can you float on water? Su üzerinde durabilir misin? Bunları kendinize göre cevaplayın. Şimdi burada şöyle bir alıştırmamız var. Use where I can kalıbını kullanacağız. Yani nereden alabilirim? Nasıl, nereye gidebilirim gibi. Örnek vermiş bize. Where can I buy a notebook? Bir defter nereden satın alabilirim? Kısa cevap. At the bookstore. Kitapçıdan. Gördüğünüz gibi. Şimdi ben soruları soruyorum. Siz cevaplamaya çalışın. Where can I buy a camera? Kamera ya da fotoğraf makinesi nereden satın alabilirim? Where can I get a dozen eggs? Bir düzine yumurta nereden alabilirim? Where can I buy a table? Bir masa nereden satın alabilirim? Where can I get a good dinner? İyi bir akşam yemeği nerede alabilirim? Ya da yiyebilirim de olabilir. Where can I go swimming? Yüzmeye nereye gidebilirim? Where can I play tennis? Nerede tenis oynayabilirim? Where can I catch a bus? Otobüse nereden binebilirim? Where can I find a vegetarian restaurant? Bir vejeteryan lokantasını nerede bulabilirim? Where can I buy a diamond ring? Bir elmas yüzük nereden satın alabilirim? Bunları kendiniz cevaplamaya çalışın. Evet, kısa cevaplar.
At the electronic store, elektronik mağazasında. At the market, markette. At the furniture store, mobilya mağazasında. At the restaurant, lokantada. At the beach, plajda yüzebilirsin. At the tennis court, tenis sahasında. Tennis court, tenis sahası demek. At the bus station, otobüs durağında. In downtown, şehir merkezinde. At the jewelries, mücevheratçıda. Evet, şimdi bir de using how, know how to kalıbı var. Yani bir şeyin nasıl yapılacağını bilmek anlamında. Şimdi örneklere bir bakarsak, I can swim, yüzebilirim. Ya da şöyle söyleyebiliriz bunu. I know how to swim. Nasıl yüzüleceğini biliyorum. Gördüğünüz gibi anlam olarak ikisi de aynı anlama geliyor. Evet, kalıp olarak biri can kalıbında, diğeri de I know how to kalıbında. Yani how to'dan sonra aynen gördüğünüz gibi yine fiil, verb 1 kullanıyoruz. Fiilin yalın hali. Şimdi, can you cook? Yemek pişirebilir misin? Ya da bunu şu şekilde de sorabiliriz. Do you know how to cook? Nasıl yemek pişirileceğini biliyor musun? Ya da does your mother know how to make lentil soup? Annen nasıl mercimek çorbası yapılacağını biliyor mu? Yani yapılacağını, nasıl edileceğini anlamında. Şimdi örnek, burada bir alıştırmamız var. Yani gördüğünüz gibi bu zor değil o kadar. Sadece işte do you know ya da I know. Yani burada şahsa göre soru soracaksanız do ya da does. Biliyor mu, biliyor musun ya da biliyorum. I know how to, do you know how to kalıbı. Now we have an exercise in here. And do you know how to swim? Şimdi nasıl yüzüleceğini biliyor musun? Bunun kısa cevabı yes I do or no I don't. Olumlu ise böyle, olumsuz ise böyle. Eğer şöyle bir sorsaydı, yani can you swim deseydi, o zaman ne diyecektim? Olumlu ise yes I can or no I can't. Ama burada soru do you know ile geldiği için simple present tense, cevap da ona göre verilecek, kısa cevap. Yes I do, no I don't. Şimdi şu cümlelere bir bakın ve bunu bu şekilde, yani do you know how to ile sorup cevaplamaya çalışın ve bunu siz kendinize göre cevaplayın. Şimdi ben de kendime göre cevaplayacağım. Sonra bir bakalım. Evet, şimdi ben soruları soracağım ve kendime göre bu cevaplar. Sizin cevaplarınız tabii ki farklı olacak. Do you know how to cook? Yes, I do. Nasıl yemek pişirileceğini biliyor musun? Do you know how to make lentil soup? Yes, I do. Do you know how to play the piano? Piyano nasıl çalınacağını biliyor musun? No, I don't. Bilmiyorum. Do you know how to get to the post office from here? Buradan postaneye nasıl gidileceğini biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to fix a flat tire? Patlak bir lastiği nasıl ya da tekeri nasıl tamir edileceğini biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to drive a stick shift car? Stick shift car, vitesli araba biliyorsunuz. Yes, I do. Do you know how to wiggle your nose? Burnunu nasıl oynatacağını biliyor musun? No, I don't. Do you know how to sew? Nasıl dikiş yapılacağını biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to play the guitar? Yes, I do. Evet, şimdi bu olumsuz olacak ama ben olumlu yapmışım. Düzeltiyorum şifa yolu sözlü olarak. No, I don't. Do you know how to get to the airport from here? Buradan havalanına nasıl gidileceğini biliyor musun? Yes, I do.
Do you know how to use a digital camera? No, I don't. Do you know how to use a screwdriver? Screwdriver, tornavida demek. Bir tornavidayı nasıl kullanacağını biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to get to a computer store from here? Buradan bir bilgisayar mağazasına nasıl gidileceğini biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to count to five in Italian? İtalyanca 5'e kadar nasıl sayılacağını biliyor musun? No, I don't. Do you know how to add, subtract, multiply and divide? Nasıl toplanacağını, çıkarılacağını, çarpılacağını ve bölüneceğini biliyor musun? Yes, I do. Do you know how to find the square root of 9? 9'un karekökünü nasıl bulunacağını biliyor musun? Yes, I do. Square root, karekök demek. Now, here, again, an exercise. It says, make questions using do you know how to? Then answer the questions. Şimdi bunlarla ilgili soru oluşturuyoruz ve biz kendimiz cevaplamamız gerekiyor. Number one, do you know how to play a musical instrument? Bir müzik aleti nasıl çalınacağını biliyor musunuz? Bunu kendiniz cevap vereceksiniz. Do you know how to play a sport? Spor nasıl oynanacağını biliyor musunuz? Do you know how to speak three or four languages? 3 ya da 4 dil nasıl kullanılacağını biliyor musunuz? Konuşulacağını, özür dilerim. Speak, konuşmak. 3 ya da 4 dil nasıl konuşulacağını biliyor musunuz? Do you know how to eat with chopsticks? Chopsticks, o çubuklar, 2 tane çubuk var ya, Japonların, Çinlerin yediği. O çubuklarla nasıl yemek yeneceğini biliyor musunuz? Do you know how to take care of a snake? Bir yılanın üstesinden nasıl gelineceğini biliyor musunuz? Take care, yani yılana bakmak, onun üstesinden gelmek. Yılana nasıl bakılacağını biliyor musunuz? Do you know how to sew? Nasıl dikiş yapılacağını biliyor musunuz? Do you know how to fix a car? Bir arabayı nasıl tamir edileceğini biliyor musunuz? Do you know how to draw a nice tree picture? İyi bir ağaç resmi nasıl çizileceğini biliyor musunuz? Do you know how to swim? Nasıl yüzüleceğini biliyor musunuz? Do you know how to make movies on a computer? Bilgisayarda nasıl film yapılacağını biliyor musunuz? Şimdi bunlara give short answers, yani yes I do ya da no I don't şeklinde siz kendiniz cevap veriyorsunuz. Now here it says complete the following sentences. Şimdi bu cümleleri de biz kendimiz cevaplamaya çalışalım. Ne demiş? Babies know how to, işte bebekler nasıl yapılacak, yani neyin nasıl yapılacak, nasıl yapılıyorsa biliyorlar. Ya da babies don't know, bilmiyorlar. Birds know, kuşlar biliyor. Birds don't know how to. I know how to, I don't know how to. Fatih knows, diyelim ya böyle bir arkadaşınız var. Bu Fatih olabilir, başka bir şahıs olabilir. Bunun ismini değiştirebilirsiniz burada. Ne yapmasını biliyorsa ona göre bir örnek verin buraya. Our teacher doesn't know how to. Ya da do you know how to? Bunları kendiniz cevaplayın. Ben kendime göre cevaplayacağım. Sonra bir bakalım. Evet, ben kendime göre yaptım cümleler. Şöyle, babies know how to crawl. Crawl, emeklemek. Bebekler nasıl emekleneceğini biliyor. Babies don't know how to speak. Nasıl konuşulacağını bebekler bilmiyor. Birds know how to fly. Kuşlar nasıl uçulacağını biliyor. Birds don't know how to walk. Kuşlar nasıl yürüneceğini bilmiyor. Zıplıyorlar fakat yürüme yok. I know how to use a computer. Bir bilgisayar nasıl kullanılacağını biliyorum. I don't know how to fly a plane. Bir uçağın nasıl uçulacağını bilmiyorum. Fatih knows how to speak Spanish. Fatih İspanyolca nasıl konuşulacağını biliyor. Our teacher doesn't know how to drive a stick shift car.
öğretmenimiz vitesli bir araba nasıl sürüleceğini bilmiyor. Do you know how to get to the airport? Havalanına nasıl gidileceğini biliyor musunuz? Evet, bir önceki derste tavşanla kartalın hikayesini okuyorduk. Şimdi onun geri kalan kısmını burada yapmaya çalışalım. Burada yine look at the sentences and then complete the sentences using the words in parentheses. Yine aynı şekilde bu cümleleri parantez içerisindeki kelimelerle tamamlamaya çalışacağız. Okay, şimdi büyük, yani baban da diyelim, hikaye devam ediyordu. On this sunny afternoon, bu güneş öğleden sonra, Eagle was on her way home to get to her nest when she heard a faint sound below her. Evet, biraz uzun cümle. Zaten burası simple past olduğuna göre diğer kısımda simple past olacak. Kartal alt kısmında belli belirsiz bir ses, yani faint soluk demek, yani çok az duyulan bir ses işittiğinde yuvasına doğru gidiyordu anlamında. Yani yuvasına gidiyordu. Kendi evi olan yuvasına gidiyordu. Simple past, simple past. Şimdi burada o an bir soru soruyor. What is that sound? Bu ses nedir? Eagle said to herself. Kendi kendine dedi. Bu ses nedir? She looked around. Etrafa bakındı. But she didn't see anything. Simple past. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey görmedi. She decided to ignore the sound and go home. Sese önem vermemeye karar verdi. Yani önemsememeye karar verdi. Ve evine gitmeye, yani evine gidip sese önem vermemeye karar verdi. Decided. Regular past tense. She was tired. Yorgun idi. And wanted rest in her nest. Yuvasında dinlenmek istedi. Then below her, sonra aşağısında, aşağı kısmında, Rabbit said again in a very loud voice. Tavşan yine yüksek bir sesle dedi. Ne dedi? Please don't eat me. Lütfen beni yeme, kartal. Please don't eat me. Lütfen beni yeme. This time, Eagle heard Rabbit clearly. Bu kez, kartal tavşanı açık bir şekilde, belirgin bir şekilde duydu. Eagle spotted Rabbit in the field. Spot, bir yerin, bir şeyin yerini tespit etmek. Kartal tarlada ya da alanda tavşanın yerini tespit etti. He flew down, aşağı doğru uçtu. Fly, flew, irregular verb, biliyorsunuz bu düzensiz fiil. Fly verb 1, flew verb 2. And picked the rabbit up in her talons. Talon, pençe demek. Aşağı doğru uçtu. Pick up, yakalamak, almak demek. Pençesinde tavşanı yakaladı. Thank you, rabbit, said Eagle. Kartal, teşekkür ederim, tavşan dedi. I was hungry, aç idim, and didn't know where I could find my dinner. Aç idim, akşam yemeğini nerede bulabileceğimi bilmiyordum. It was a good thing you called me. Bana seslenmen iyi oldu. İyidir yani. Then Eagle ate rabbit for dinner. Sonra kartal tavşanı akşam yemeği için
yedi yani. Akşam yemeğinde kartal tavşanı yedi. Evet, burada gördüğünüz gibi hep simple pasta gittik. Şimdi bu hikayenin bir de bir sonraki kısmı da var. Onu da bir sonraki derste vaktimiz kalırsa işlemeye çalışacağım. Şimdilik bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste can dediğimiz yani o model'ın geçmiş halini göreceğiz. See you next time.